Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Merhabalar, benim adım Yudum. Benim eski komşum olan Safiye Hanım ve kızı Nuray için buradayım. Lütfen bana onları bulun. Bu benim için hayat ve memat meselesi. Benim adam dediğim o adam aslında adam değil, eski kocam. Onun yaptıkları günahlarının bedelini ödüyorum. Lütfen onları bana bulun. İnsan kullanılıp atılacak bir meta değildir. Yüreğine bulaşır, zihnine bulaşır, vebaline bulaşır. Gelin sizi Yudum Hanım'la tanıştırayım. Kimden bir şans istiyorsunuz? Eski komşum olan Safiye Hanım ve güzeller güzeli kızı Nuray için buradayım. Programımıza size ulaşmak için Yudum Hanım başvurdu. Niye başvurdu ki Yudum? Nuray kızımız engelli, zihinsel engelli bir kızımız var. Ben sizi biraz zorladıktan sonra söylediniz. Bir torununuz var. Benim kızıma biri bir şey yaptı ama ne yaptı bilmiyorum ağam. Ben biliyorum. Alçak adam yaptı. Çok yardımlarını gördüm. Allah razı olsun. Hem Yudum Hanım hem de evet, eski eşi. Eski eşin yaptıklarını ben öğrenene kadar. Ne yaptı Yudum Hanım? Bayanlarla çekilmiş fotoğraflarını yakaladım. En canım acıtan nokta Nuray'ın fotoğraflarını görmem oldu. Yudum bana bunu nasıl yaptın? Biz sen yapar mıyız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız Yudum Hanım? İyi değilsiniz çok. Nasıl anlatacağımı hiç bilemiyorum. İnanın Ahu Hanım. Şöyle yaparız. Önce sakin olmaya çalışırız. Olur mu? Ben sizi beklerim. Siz nasıl istiyorsanız, nasıl diliyorsanız öyle anlatırsınız. Ama önce ben seyircimiz için size sormak istiyorum. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben eski komşum olan Safiye Hanım ve güzeller güzeli kızı Nuray için buradayım. Niçin onlara ulaşmak istiyorsunuz? Ben izlerini kaybettim. Onlara ulaşmaya çok çalıştım ama bir türlü ulaşıp konuşamadım. Size çok güvendim. Onlara ulaşmam lazım bu hayat memat meselesi. Mutlaka onlarla görüşmem lazım. Peki izninizle siz böyle bir tabirde bulunduğunuz için sormak istiyorum. Nedir bu hayat memat meselesi? Ben büyük bir bedelin altındayım. Benim adam denilen ama adam olmayan o eski kocam yüzünden. Allah onu nasıl biliyorsa öyle yapsın. Bilmiyordum. İnanın bilmiyordum. Bilsem zaten müsaade etmezdim. Şimdi eğer isterseniz yavaş yavaş gidelim. Siz eski komşunuz ve onun kızına ulaşmak istediğinizi söylediniz. Fakat bir anda eski eşinize döndünüz. Çok öfkelisiniz ona. Onu anladım. Aralarındaki bağlantıyı anlamadım. Anlatacağım Ahu Hanım. Peki. Ama ben size daha öncesi Safiye Hanım'ı anlatmak istiyorum. Tamam. Nuray kızımızı anlatmak istiyorum. Tamam. Nuray kızımız engelli, zihinsel engelli bir kızımız var. Çok dünya tatlısı bir kız aslında. Tanısanız siz de seversiniz, eminim. Benim kızımla da çok iyi anlaşırlardı. Benim de bir kızım var. Allah bağışlasın. Amin cümlemizin. Bizim komşuluğumuz 10-12 sene öncesine dayanıyor. Çok güzel komşuluğumuz vardı. Safiye Hanım önceleri hiç çalışmıyordu. Çok iyi bir kadın. Mağrur, gururlu, her şeyin üstesinden gelebilecek ama hayat. Çok talihsiz olaylar oldu. Ne gibi talihsiz olaylar? Safiye Hanım dediğim gibi önceleri hiç çalışmıyordu. Cemil abi, eşi, depo işinde çalışıyordu.
Safiye'de kıyamam. Engelli, zihinsel engelli olduğu için Nuray'la ilgileniyordu. Ama günlerden bir gün depo işine gidiyor eşi Cemil abimin. Fakat depoda çalışırken o paletlerin üzerindeki ağır eşyalar liflerin kopmasıyla birlikte adamcağız o eşyaların altında çok yaralanıyor, sakat kalıyor. Safiye Hanım tabii bir hafta boyunca eşinin yanına git, gel, ilgilen. Çok ameliyatlar geçirdi. Çok badireler atlattı. Sormayın. Ben beynimden vuruldum duyduğum anda. Kıyamam Safiye ikiye bölündü. Kocasına mı gitsin hastaneye? Kızı evde öyle engelli. Kızı demişken... Nuray, zavallım. O bir melek aslında. Yemek verirsen yer, işte ne zaman ne yapacağını bilemez, geri dönüşleri yoktur. Bir işi sonuçlamayı düşünemez. Yani karnım aç diyemez. İleri bir safa anladım. Evet. Peki. Yani annesi onun kolu kanadı. Hı hı. Annesi bana o kadar çok güvenirdi ki. Ah ben bu hatayı nasıl yaptım? Ben bu vebalin altına nasıl girdim? Ben bu günahın bedelini nasıl ödeyeceğim? Onu düşünüyorum. Şimdi sakin olmaya çalışın ne olursunuz. Ben de anlamaya çalışıyorum. Bu hatayı nasıl yaptım dediniz. Ben de suçluyum. Ne hatasından bahsediyorsunuz? Anlatacağım. Cemil Bey kaza geçirdi. Evet. Safiye Hanım'ın eşi. Evet. Tamam, onun başındaydı. Çok fazla bölünmeye başladı kadıncağız. Hem kızı hem eşi hastanede. Şimdi ben size baştan anlatayım iyisi mi? Biz başta o Tolga denilen adam olmayan adamla kiralarda oturuyorduk önceleri. Sonra biz bir ev almaya niyetlendik ve o apartmanda bir daire aldık. Safiye Hanım bodrum katında yarı yeri gören bir evde oturuyordu. Kocası o zamanlar Cemil abi işe gidip geliyordu. Eli ayağı tutuyor, konuşuyor. Evini o geçindiriyordu. Safiye Hanım'ın o ev babasından kalma. Annesi hayatta değil. Cemil abinin ise anne baba değil, hiçbir akraba, eş dostlar da şöyle kapısını çalıp da ha nasılsınız? Ya engelli kızınız var, ya ne durumdasınız, muhtaçlığınız var mı? Hiç kimse yok. Yani onlar kendi yağında kavrulan, kendi yağında yaşayan insanlardı. Ben Safiye Hanım'ı çok sevdim. Ne zaman bir perde asılacak olur, yardım eder misin dediğimde koşar gelir. Benim de kızım vardı, haliyle evde işlerim oluyordu. Bir destek almak istediğimde Oldu'ya dikiş dikiyorum, bana gelirdi. Biz yerdik, içerdik, birlikte kardeş gibi. Ne güzel. Bambaşka bir aramızda diyalog gelişti zaman içerisinde. Ve biz çok iyi birer komşu olduğumuza inanıyordum. Ta ki o eski eşin yaptıklarını ben öğrenene kadar. Ne yaptı Yudum Hanım? Ah sormayın. Bir bilseniz. Ben de daha yeni yeni vakıf oldum olaylara. Kocam, olacak o eski eş, hani beni aldattığını biliyordum da. Meselenin nerelere uzanacağını, hangi boyutta olacağını benim aklım kesmiyor. Şimdi bir saniye. Beni aldattığını biliyordum. Biliyordum. Nasıl yaşıyordunuz bu duyguyla? Nasıl kabul yani, ediyordunuz? Yani şöyle diyebilirim. Boşanmadan öncesi bir telefon alıyor. Evi aldıktan sonra yeni bir telefon edinmeye kalkıyor. Sonra o telefondaki bilgileri, eski bir kapaklı bir telefonu vardı. O bilgileri yeni telefona aktarmak istiyor ya. Benim de bilgisayar açık, ben de odadayım. Ama bu çok kurnaz. Meğer o neymiş, ben sonradan öğrendim onun gerçek yüzünü. Allah onu beter etsin. Bilgisayarım açık, önümde duruyor. Ben de bir şeylere bakıyordum.
derken resimler düşmeye başladı benden. Bir, iki derken ben o resimleri görünce zaten allak bullak oldum, beynimden vurulmuşa döndüm. Ha, o an mı anladınız aldatıldığınızı? Evet. O güne kadar bilmiyordunuz. Bilmiyordum, bilmiyordum. Kesinlikle bilmiyordum. Peki, yani çok özür dilerim ama sormak zorundayım şimdi size anlatınca. Ne gibi fotoğraflar bunlar? Bayanlarla çekilmiş fotoğraflarını yakaladım. Bir değil, iki değil. Başka başka kadınlarla. Başka başka kişilerle, başka yerlerde. Yani... Çok sayıda kişi. Ben basit bir olay zannettim ilk fotoğrafı gördüğümde. Bunun basit de olmaz zaten de yani. Hani biz kadınlar bazen affedeceğiz. Bazen eşimiz diyoruz ya. Hani güveniyoruz ya. Büyük bir güvenmek hata etmişim. Güvenmek başka bir şey ama öyle bir kere oldu da bir şey, o başka bir şey. Büyük bir hata etmişim onunla evlenmekle. Bilemezsiniz ki. Böyle olacağını bilmiyordum ama Allah onu nasıl biliyorsa ta öyle yapsın. Ben o fotoğrafları gördüğümde beynimden yıkıldım ama bu çok kurnaz. Benim fark ettiğimi anladığında bu kurnaz adam kalkıyor bana diyor ki... Senin işin yok mu yudum mutfakta? Gidip onlara baksana. İlgilensene, çocukla ilgilen. Kalk. Çocukla da hiç uğraşmıyorsun, bakmıyorsun. Siz bu fotoğrafları bir çeşit anda, çeşit insanları görünce hesap sormadınız mı? O sinirle ben elimle aldığım gibi oklavayı elime ne geldi geçtiyse fırlattım buna. Dedim ki bir dakika dahi bu evde kalmayacaksın artık. Sabah ilk işimiz seninle adliyeye gidiyoruz birlikte. Yıldırım hızıyla boşanmayı kabul ediyorsun benimle. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Kabul etti mi? Etmez olur mu Ahu Hanım? Çocuğun velayetini ben alıyorum. Nafaka da istemiyorum ondan. Gönderdiniz evden. Boşanma da gerçekleşti anladığım kadarıyla. Ben buna tahammül dahi edemem. Yani mümkün değil. Ben onu başımdan attım. Kurtuldum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah kimseye de öyle vermesin inşallah. Ah yavrum. Attınız hayatınızdan. Evet. Gönderdiniz eski eşinizi. Boşandınız. Boşandım. Kızınızla birlikte kaldınız. Kızımla birlikte yaşıyorum, evet. Maalesef zaman geçtikten sonrası ben o bilgisayarı açtım. Bir de neler göreyim ki. Daha başka şeyler de mi varmış görmediğiniz? Ah sormayın, sormayın. Kahroldum. Büyük bir bedelin ödüyorum ben. Daha birçok fotoğraf gördüm ama benim en canım acıtan nokta Nuray'ın fotoğraflarını görmem oldu. Yani bunu nasıl yapabildi o adam? Yudum Hanım, bir saniye lütfen. Bir saniye. Şimdi çok ağır bir şeyden bahsediyorsunuz. Şimdi siz... Tekrar anlamaya çalışıyorum. Eşinizin telefonu değişiyor. Bir sürü fotoğraflar aktarılıyor bilgisayara. Birçok kadının fotoğrafı eşinizle. Kapının önüne koyuyorsunuz bu adamı. Boşanıyorsunuz. Sonra tekrar aynı bilgisayarı bir zaman sonra açıyorsunuz. Evet. Yine bakıyorsunuz. Bu sefer ben doğru duydum değil mi? Doğru anladım. Fotoğraflarım var o bilgisayarda. Evet. Uygunsuz fotoğraflar. Yani İğrenç. Yani sizin... Bunu nasıl yapabildi? Hanımefendi, sizin eski eşiniz istismar mı etmiş? Bakın bilmiyordum. İnanın bilmiyordum. Ben bilsem zaten müsaade eder miyim? Ne yaptınız? Ne yapabilirim? O boşadığım adamı didik didik her yerde aradım. Ama bulamadım. İzine dahi rastlamadım. Ortadan yok oldum. Şikayet etseydiniz? Ben onu hukuki alanlarda soruşturdum ama... maalesef benim şikayetim geçerli olmuyormuş. Asıl... Nuray kızımız ve Safiye Hanım'ı şikayet etmeleri gerekiyor.
yasal süreç bu şekilde ilerliyormuş. Bunun böyle olduğunu duyunca bu defa ben Safiye Hanım'la Nuray kızımızı aramaya başladım. Ama bir türlü ulaşamıyorum. Sanırım telefon numaraları değişmiş olsa gerek. Çünkü telefon numaraları vardı. Çok aradım. Çok sordum, soruşturdum. Bildiğim bütün yerlere gittim. Duyduğum her yeri aradım. Bir tek yerden bir haber geldi. O da çok eski komşularımdan yine. Bir yerde karşılaşmış. Hiç alakası olmayan bir yerde karşılaşmışlar bunlar. Safiye Hanım'la. Safiye Hanım'la, evet. Torun bakıyorum demiş. Yani Nuray Hanım'ın bir çocuğu olmuş. Evet. O komşumun anlattığı semte gittim. Adrese gittim, aradım, didik didik ettim. Bulamadım. Onlar oradan gitmişler ya, ya da ben bulamıyorum. Çaresiz kaldım Ahu Hanım. Safiye Hanım'ı biz bulduk. Buldunuz mu? Ne olur onu bana buraya getirin. Benim elimde kanıtlar var. Birlikte beraber gider suç duyurusunda bulunuruz. Şimdi sizden müsaade rica ediyorum. Ben gidip Safiye Hanım'ı arayacağım. Şimdi konuklarımız buraya geliyorlar. Bize hikayelerini anlatıyorlar. Bize dertlerini paylaşıyorlar. Hepsi birbirinden etkileyici. Fakat bu anlatılan başka bir şey. Bambaşka bir şey. Bu etkileyici olmanın ötesinde sarsıcı bir şey. Çok derinden sarsan bir şey insanı. Ve zannediyorum biz Safiye Hanım'a ulaştıktan sonra aslında o Tolga Bey'e de ulaşmalıyız, onu da bulmalıyız. Safiye Hanım. Buyur. Safiye Hanım merhaba, ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Merhaba Ahu Hanım, tanıyorum sizi, ben izliyorum programınızı. Ne mutlu bana, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mutlu ettiniz beni. Nasılsınız? Sağ olun Ahu Hanım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bizler de iyiyiz. Safiye Hanım, programımıza size ulaşmak için biri başvurdu. Hayırdır? Kim başvurdu? Şu aşamada programımıza size ulaşmak için kimin başvurduğunu söyleyemiyorum. Fakat aracımız bulunduğunuz yerde, çok yakınınızda. Eğer aracımıza giderseniz... Biliyorsunuz aracımızın içerisinde bir kasamız var. Siz aracımıza bindikten sonra ben bu kasanın sadece size ait olan şifresini göndereceğim. Bu şifreyi kasaya gireceksiniz. Kasa açılacak. Bence kasanın içinden çıkan şeyi gördükten sonra programımıza sizin için kimin başvurduğunu anlayacaksınız. Tamam. Gider misiniz aracımıza? Tamam Ahu Hanım. Çok teşekkür ederim Safiye Hanım. Siz aracımıza bindikten sonra ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Ben sizi tekrar arayacağım. Tamam. Peki Ahu Hanım. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Programımızı izliyormuş. Beni tanıyormuş. Sağ olsun. Aracımıza binmeyi kabul etti. Bakalım kasadan ne çıkacak? Safiye Hanım kasadan çıkan şeyi gördükten sonra doğru tahminde bulunabilecek mi? Safiye Hanım aracımıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Alo? Safiye Hanım çok teşekkür ederim. Aracımıza binmişsiniz. Evet, bindim Ahu Hanım. Safiye Hanımcığım hemen
Şifrenizi gönderdim. Lütfen bu şifreyi kasaya girin. Tamam. Oh hanım. Ne çıktı kasadan? Bir paket pastel boya çıktı. Size ne ifade ediyor bu pastel boya? Benim yavrumun, kuzumun en sevdiği şey. Yavrunuzun en sevdiği şey. Peki yavrunuzun o en sevdiği şeyi kim oraya koymuş olabilir sizin için? Komşularımdan biri mi? Komşularınızdan biri, evet. Sizce kim onu koydu? Evet, tahmininiz doğru Safiye Hanım. Yudumdan başkası değil bu. Evet, programımıza size ulaşmak için Yudum Hanım başvurdu. Niye başvurdu ki Yudum? Sizinle görüşmek istiyor, size söyleyeceği şeyler varmış. Size ulaşmak istiyor, çok dertli. Buraya gelir misiniz? Mümkün değil Ahu Hanım, nasıl geleyim? Gelemem. Bakın orada ekip arkadaşlarım var. Aracımızın içerisindesiniz zaten, o araç sizi buraya getirecek. Ama ben gelemem, çocuk bakıyorum Ahu Hanım. İnanın gelemem. Çocuk bakıyorsunuz? Evet. Torunuma bakıyorum Ahu Hanım. Anlamıyor musunuz? Anlatamıyor muyum kendimi? Gerçekten gelemem ben. Safiye Hanımcığım. Sizden çok rica ediyorum. Bakın zaten kendi torununuza bakıyormuşsunuz. Ekip arkadaşlarım her türlü desteği size sağlayacaklar. Lütfen buraya gelin. Yudum Hanım'ın sizinle konuşmak istediği çok önemli şeyler var. Hatta Yudum Hanım'la tanıştıktan ve sizinle ilgili konuştuktan sonra benim de sizinle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Tamam. Peki tamam, geleceğim Ahu Hanım. Çok teşekkür ederim. Sizi burada bekliyor olacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam. Tamam Ahu Hanım, görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Önce çocuk bakıyorum dedi. Sonra biraz zorlayınca torunuma bakıyorum dedi. Bu iş nereye gidecek? Gerçekten endişe içerisindeyim. Bakalım Safiye Hanım geldiğinde bize neler anlatacak? Ben şimdi Yudum Hanım'ın yanına geri dönüyorum. Ona sormam gereken önemli birkaç bir şey daha var. Geliyor mu? İkna ettiniz mi? Konuştum Safiye Hanım'la. Geliyor. Yolda. Peki. Evet, torununa bakıyor. Fakat tabii Yudum Hanım, şimdi ben de çok fenayım. Fakat bilemiyoruz yani, dilim de varmıyor da, yani sizin eski eşinizin istismarı sonucu dünyaya gelen bir çocuk mu? Bunu bilemiyoruz. Bunu ancak Safiye Hanım geldikten sonra ona sorup öğrenebileceğiz. Bilemiyorum. Bunları telefonda sormam mümkün değil. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Alçak adam yaptı. Benim elimde kanıtlar var Ahu Hanım. Bir şey soracağım size. Bu yaşadığınız şey çok ağır. Allah kimsenin başına vermesin. Yani bu yaşadığınız vicdan azabı, üstüne üstlük kendi yapmış olduğunuz bir şeyden dolayı da değil. Yani başka birinin ayıbından dolayı yaşadığınız bu vicdan azabı çok ağır. Bunun farkındayım. Evliliğiniz nasıldı? Hiç eski eşinizle ilgili şüphelendiğiniz bir şeyler oldu mu? Mesela çok özür dilerim bunu söylediğim için. Çok özür dilerim. Yani size ekstra bir acı yüklemek istemiyorum ama benim de bir kız çocuğum var dediniz. Ya hiç çocuğunuzla konuştunuz mu? Size bir şey söyledi mi?
Yani geçmiş zaman belki de olmuştur ama babasının korkusuna söyleyemedi belki de. Ben çok araştırdım ama kızımı zorlasam bile ben yanıt alamadım Armağan. Bir uzmana götürmeyi denediniz mi? Yok. Yanıt alamadım. Babasıyla kızınızın arası nasıldı? İyiydi o zamanlar. Şimdi babayı görüyor mu kızınız? Hayır. Ortada yok hala. Yok, hiçbir yerde yok. Yok oldu. Yudum Hanım, şimdi ne istiyorsunuz? Mesela Safiye Hanım'a ulaşmak için başvurdunuz bize. Evet. Eski eşinizden şikayetçi olmasını mı istiyorsunuz? Olayı daha teferruatlı biraz deşmek mi istiyorsunuz? Ona yardımcı mı olmak istiyorsunuz? Yani çok vicdan azabı çekiyorum diyorsunuz. O vicdanınızı ne rahatlatacak sizin? Ben öncelikle kendi vicdanımı rahatlatmak istiyorum Ahva Hanım. Sonrası el ele verip Safiye Hanım'la birlikte hukuki süreci başlatıp gerekli cezayı ne ise onu alıp yargılanmasını istiyorum. Cezasını çeksin. Çeksin. Adli makamlar hangi cezayı verirse o cezayı çeksin. Daha sonra da o bebek benim de kızımın kardeşi oluyor. Ben sahip çıkmak istiyorum. Birlikte hayatımıza devam edelim istiyorum. Ben bedeli neyse ödemeye razıyım. Çünkü huzur bulamıyorum. Bunları öğrendikten sonra huzur bulamıyorum Ahva Hanım. Safiye Hanım gelmiş. Burada. Son bir şey soracağım size. Anladım, aradınız, ortadan yok oldu eski eşiniz. Ona bunca zamandır ulaşamıyorsunuz, hesapta soramıyorsunuz. Ailesi sağ mıydı eski eşinizin? Ben ailesini buldum ama ailesi diyaloğu kopartmış. Hiçbir şekilde görüşmek istemiyor. Onlar niçin kopartmış? Onu bilmiyorum. Zaten bu yüzden de hukuki süreci başlatmak için ben arıyorum. Ortaya çıksın diye. Çıksın. Yani birileri onu bulsun. Evet, birileri bulsun. O yüzden sizden yardım istedim Ahu Hanım. Yalvarırım ne olur, yardım edin. Yalvarmayın ne olur. Elimizden geleni yapacağız. Ben şimdi sizden rica ediyorum. Lütfen bir şansım olsa masamıza gidin, olur mu? Ben de gideyim. Safiye Hanım'la konuşayım. Olur mu? Olur. Beni orada bekleyin lütfen. Tamam. Buyurun lütfen. Gerçekten çok fenayım. İçim yiyor. Hayatta herhalde en büyük günahlardan, en büyük ayıplardan biri. Hatta en ayıp, en günah şey. Bir evladı istismar etmek. Bak karşımdaki kadın hayat arkadaşından bahsediyor. Bakın hiç tanımadığı birinden bahsetmiyor. Bir hayatı paylaştığı, bir evlat verdiği adamdan bahsediyor. O adamın bir gün bir istismarcı olduğunu öğreniyorsunuz. Tabii ki suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Fakat bu anlatılan hikayede Tolga Bey'in masum olmadığı çok açık galiba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Safiye Hanım? Sağ olun, sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ah Hanım. Kabul ettiniz, buralara kadar geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yorduk sizi. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Safiye Hanım, şimdi telefonda tabii ben sizi biraz zorladıktan sonra söylediniz. Bir torununuz var, değil mi? Var.
Adı nedir torununuzun? Kemal. Çok özür dileyerek bir şey soracağım. Buyurun sorun. Kızınız Nuray. Evet. İsteyerek yapılan bir bebek miydi Kemal? Ne isteği istemesi Ahu Hanım, ne istemesi? İsteyerek falan değil. Nasıl peki? Bana anlatmanız mümkün mü acaba? Kızınızın bir zihinsel engeli varmış. Evet. Doğru değil mi? Benim kızım zihinsel engelli. Peki evlendi mi kızınız? Yok, evlenmedi Ahu Hanım. Peki Kemal'in babası kim? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim Ahu Hanım. Nasıl anlatsam bilemedim ki. Bu nasıl bir derttir, dermanı yoktur. Yani sizi üzmek, yıpratmak, içinizi acıtmak istemiyorum Safiye Hanım. Ama eğer bana anlatabilirseniz çok mutlu olurum. Nasıl anlatsam bilemedim Ahu Hanım. Boş verin, karıştırmayın siz oraları. Ne siz söyleyin, ne ben söyleyeyim. Ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı. Şimdi benim şu an hiç boş veremeyeceğim bir durum bu. O yüzden ısrarla soruyorum. Benim kızım nasıl evlensin? Nasıl hamile kalsın benim kızım? Benim kızım engelli, zihinsel engelli. Benim kızıma biri bir şey yaptı ama ne yaptı bilmiyorum ağam. Başımız yandı ama öyle işte. Kurşunsuz, sançersiz, kansız bir yara. Peki kızınız hiç bu durumla ilgili size bir şey anlattı mı? Daha doğrusu anlatmaya çalıştı mı? Sordum Ahu Hanım, kaç kere sordum. Ne diyor? Hiçbir şey diyemiyor ki. Nasıl desin? Ruhumda sızı oy oy, ruhumda sızı. Şimdi çocuğunuzu en iyi siz anlarsınız ve bakıma da muhtaç bir evlat olduğu için ve siz hep onunla iletişim halinde olduğunuz için belki bir şey anlatmaya çalışsa ben onu anlamayabilirim. Fakat siz anlarsınız. Hiç böyle bir şeyinden şüphelendiniz mi, birinden şüphelendiniz mi? Hiç kimseden şüphelenmedim. Benim ailem yok ki zaten. Ben kimsesiz bir kadınım. Bir eşim vardı, o da kaza geçirdi. Engelli, yatalak. Birkaç da konu komşu, aile dostu var, o kadar. Kimden şüpheleneyim? Kime gideyim derdim açayım? Hiç kimsem yok ki. Şu an eşinizin durumu nasıl? Eşimi kaybettim ama. Doktoru Lokman'ı yok, ilacı yok. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Safiye Hanım biraz başa gidelim öyleyse. İzin verirsiniz. Peki. Bana biraz o apartmanı anlatır mısınız? Komşuluğunuzu anlatır mısınız? Tabii. Biz çok iyi komşuyduk. Hatta komşudan da öte bir aile gibiydik. Birbirimize sık sık gelir. Derdimizi dinler. Derdimize derman olmaya çalışırdık birbirimize. Yudum ve Tolga abi, Allah razı olsun, çok çok destekleri, çok iyilikleri var ben. Yani o kadar iyilerdi ki anlatamam size. Çok yardımlarını gördüm, Allah razı olsun. Hem Yudum Hanım hem de evet, Tolga eski abi, eşi. Eski eşi derken? Evet, eski eşi, ayrılmışlar. Hem eski eşi Tolga Bey'in de mi iyilikleri var size? Tabii ki. Ne tabii gibi ki iyilikler? Kızım alırdı, ilgilenirdi. Hatta birkaç sefer torba elinde böyle erzak getirirdi. Halimizi, hatırımızı sorardı. Çok iyiliklerini gördüm. Allah razı olsun ikisinden de. Çok severim onları. Ben o bilgisayarı açtım. Bir de neler göreyim ki? Daha başka şeyler de mi varmış görmediğiniz? Ah sormayın, sormayın. Kahroldum. Büyük bir bedelin ödüyorum ben. Daha birçok fotoğraf gördüm ama benim en canım acıtan nokta Nuray'ın fotoğraflarını görmem oldu. Yani bunu nasıl yapabildi o adam? Rahmetli eşini sever miydi Tolga Bey'i? Tabii onlar arkadaşlardı zaten. Birlikte yerler, içerler, kahveye gider, oturur, sohbet ederlerdi. Kızınız Nuray
sık sık Yudum Hanımların evine gider miydi? Giderdi. Ben bütün gün çalıştığım için Yudum sağ olsun alırdı. Kendisi alırdı. Bazen ben götürürdüm. Bazen eve yemek yapıp getirir, yedirirdi. Kızıyla çok iyi anlaştıkları için sürekli giderdi, bakardı yani. Anahtarımı da böyle doğalgazın orada bir kapak vardı. Arkasında çentiğini oraya asardım. Anahtarımı girerlerdi, kızımla ilgilenirlerdi, yemek getirirlerdi. Onu alır ya da evlerine götürürlerdi. O yüzden onun hakkını asla ödeyemem. O anahtarın orada olduğunu sizi tanıyan herkes, yani tüm komşularınız bilir miydi? Evet, birkaç komşum vardı zaten samimi olduğum, aile gibi olduğum. Onlar bilirdi yerini, girerlerdi. Yani rahatlıkla evinize girip çıkabiliyordu herkes. Evet, ben sabah işe gittiğim için kızım evde yalnız. Komşularıma da çok güvendiğim için oraya asardım, onlar da bilirlerdi yani. Fidelerim nemli kan ağlar gözüm. Ruhum yara. Şimdi tekrar kızınıza gelmek istiyorum ben, müsaadenizle. Şimdi diyorsunuz ki beklenen bir şey değildi, benim kızım zihinsel engelli. Fakat bir torununuz var. Evet. Bu çocuk nasıl oldu peki Safiye Hanım? Hiç bilmiyorum abi. Yani çok korkarak, ürkerek ve üzüntüyle soracağım size. Bir istismar sonucu oldu öyleyse. Maalesef. Etrafınızda bunu yapabileceğini düşündüğünüz, sonrasında şüphelendiğiniz herhangi biri oldu mu? Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. İnanın bir düşmanım, bir husumetim, bir bağlantım, hiçbir şeyim yok. Benim de aklımın ermediği bu zaten Ahu Hanım. Hiç bilmiyorum, kimseden şüphelenmiyorum. Senelerdir o kadar kötüyüm ki anlatamam size. Yani çok zor, inanın çok zor. Torununuza şu an siz mi bakıyorsunuz? Ben bakıyorum. Kızım nasıl baksın ki? Kendine zor bakıyor. Farkında mı bir çocuğunun olduğundan? Nasıl farkına varsın? Zihinsel engelli. Hiçbir şeyin farkında değil. Oyuncak bebek zannediyor. Oynamak istiyor onunla. Torununuz kaç yaşında? 2 yaşında. 2. Şeyi hiç hesapladınız mı? Şimdi torununuz 2 yaşında. 9 aylık bir hamilelik süreci. Evet. Geriye gittiğinizde o dönem kızınızla kimler ilgileniyordu? Kızınız kimlerin yanındaydı? Aynı kişiler işte, yani komşularım. Peki kızınızın hamileliğini ne zaman fark ettiniz? İlk zamanları anlayamadım. Böyle bir rahatsızlığı falan var zannettim. Kadınsal bir durum zannettim yani. Hı. Karnı şişiyordu falan. Sonra da işte o telaşe, evi geçindirme kaygısı. Mi? Maalesef nasıl götüreyim Ahu Hanım? O evin hem annesi hem babasıydım. O kadar zor durumdaydım ki o zamanlar. Maddi sıkıntıdaydım. O arada ihmal ettim işte, götüremedim. Ve baktınız kızınız aslında hamile. Maalesef. Ben rahatsız olduğunu zannediyordum ama bir baktım ki kızım hamile kalmış. Peki torununuz kimin üzerine kayıtlı? Torununuzun bir kimliği var değil mi? Yok. Yok, yok. Peki hastanede sormadılar mı? En azından doğum esnasında. Hasta falan olmadı çok şükür, götürmedim de. Doğum peki? Doğum tanıdığım bir ebe vardı. Allah razı olsun o kadından. Evde oldu. Evde oldu, yoksa ben tek başıma yapamazdım zaten. İkisini de kaybederdim. Peki bu çocuğun aşıları, hiçbir şey yok mu? Safiye Hanım şimdi bir sakin sakin birlikte bir geri gidelim mi sizinle? Gelin. Şimdi torununuz Kemal. 2 yaşında.
ne zaman fark etmiştiniz siz hamileliğini kızınızın? Öyle işte karnı baya baya şişti. Biz taşındıktan 6 ay sonra falan herhalde. Doğum yaptı yani. Ne zaman taşındınız? Haziran ayı işte 2020 falan. 2020 Haziran ayı. Yani. Peki o Haziran ayında en çok karşı cinsten kiminle irtibat halindeydi? Yudum'la Tolga abi, işte arada Seher teyzegile giderdi. Onlar yani. Böyle çok bir yere göndermezdim zaten. Birkaç dedim ya, aile dostum var, komşularım, inandığım kişiler. Onlara, onların haricinde kimseye gitmezdi yani. Size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi programımıza eski komşunuz Yudum Hanım başvurdu, biliyorsunuz zaten. Sizinle görüşmek istiyor. Size yardımcı olmak istiyor, size yardım etmek istiyor, size anlatmak istediği, sizinle paylaşmak istediği şeyler var. Ne olabilir ki benimle konuşmak istediği, anlatmak istediği şey? Bunları siz kendisine sorsanız çok daha sağlıklı olacak aslında. Tamam, tamam. Öncesinde sizin için bir video hazırladı Yudum Hanım. Size bir mesajı var. Nasıl bir video ki? Eğer aracımıza giderseniz, aracımızda sizin için o hazırladığı videoyu izleyebilirsiniz. Hem daha sakin kafayla da karar vermiş olursunuz Yudum Hanım'ı görüp görmemeye. Yudum'u çok severim ben. Yani görmek isterim. O da sizi çok seviyor. Ama şu an çok üzgün. Çok üzgün, çok öfkeli. Garip bir durumda. Ama dediğim gibi en doğrusu bütün bunları onun size anlatması. Tamam, tamam olur. Öyleyse sizi aracımıza alalım Safiye Hanım. Tamam. Aracımızda lütfen sizin için bırakmış olduğu videoyu izleyin. Peki, tamam. Buyurun. Ne kadar hazin değil mi? Hala konduramıyor. Torun 2 yaşında. Bebek Kemal 2 yaşında. Hamilelik süreci 9 ay. Geriye gidin diyorum. Geriye gidiyor. Ama diyor, ben bütün komşularıma çok güvenirdim. En trajiği de şu galiba. Anahtarım diyor, hep ortada bir yerde. Doğalgaz sayacının orada. Orada diyor dururdu o anahtar. Gelen diyor açardı kapıyı, girerdi. Kızımla ilgilenirdi. Sonra giderdi ya da kızımı alırlardı, bakarlardı diyor. Şimdi bu kadar güven ve iyi niyetle yaklaşmak insanlara tabii ki çok güzel bir şey hayatta. Ama aslında ne kadar da sakıncalı. Hele ki bu derece bakıma muhtaç, zihinsel engelli bir evladınız varsa. Güvenemezsiniz. Herkese güvenemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Anlıyorum. Çaresizlik çok kötü. Çok çaresiz kalmış. Maddi manevi çok çaresiz kalmış. Bir hayat gailesinin içinde savrulmuş durmuş. Ama görüyorsunuz değil mi olanları? Bir de ne derler? Komşu komşunun külüne muhtaç derler. Böyle komşuluk olmaz olsun. Safiyeciğim, beni affetmeni istiyorum. Tolga'nın yaptığı istismarı biliyorum. Kurşunsuz, hançersiz, kansız bir yara.
Seni çok aradım, bulamadım. Elimde kanıtlar var. Keşke Mansur gibi çekseler dara. Adli makamlarca yargılanmasını istiyorum. Seni şikayet etmen gerekiyor. Bedenimde değil ruhumda sızıyor. Böyle bir şey olamaz. Hayır, kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Yeter Nesimi bu feryadın yeter. Biliyorum ya. Kapıyı açın, kapıyı. Kapıyı açın, darandım, bunandım. Kapıyı açın, bunandım. Açın kapıyı, açın. Kapıyı açın, kapıyı açın, açın, açın kapıyı açın. Bedenimde değil ruhumda sızıyor. Ruhumda sızıyor. Ruhumda sızıyor. Bedenimde değil ruhumda sızıyor. Ruhumda sızıyor. Ruhumda sızıyor. Şimdi sizin kendisi için bırakmış olduğunuz videoyu izliyor. Gelecek diye tahmin ediyorum. Yudum Hanım. Şimdi ben burada düşündüm, düşündüm. Aklıma neler geldi. Ben kasaya pastel boya bırakmıştım, biliyorsunuz. Evet. O pastel boyaları benim. Eski eş alırdı hep. Ben de onu aldım. Nuray'a getirdim. Bunu nasıl yapabildim? Vicdanen rahatsızım. Ama onu kasıtlı olarak yapmadınız. Öyle düşünmeye çalışın ne olursunuz. Benim kendimi affettirmem lazım. Bilsen müsaade eder miyim? Ben öyle bir insan olmadım. Asla müsaade etmem. Bütün kanıtlar var. Çok acı. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki aslında. Fakat ben de kendimi tutuyorum. Tutmak zorundayım. O... Safiye Hanım'ın torun dediği. Onu bakıp büyütmek istiyorum ben. Benim ancak o zaman vicdanım rahatlar. Adı Kemal'miş bebeğin. Erkek mi? Evet. Bunu zihinsel engelli. Canım gibi sevdiğim. Onun da sevdiğine inanıyordum. Bunu nasıl yapabildi? Bu nasıl olabilir? Ben bunu nasıl fark etmedim? Nasıl görmedim? Çok üzgün. Çok. Maalesef bir şeyleri değiştiremiyoruz. Gelecek mi Safiye Hanım? Bence gelecek. Ona nasıl anlatacağım? Thank you.
Ne olur gelin Safiye Hanım. Rica ediyorum lütfen kalkın. Sen bana bunu nasıl söylemedin sen? Ben senin için buradayım Safiye. Senin için buraya geldim. Seni çok aradım. Sen bunu bana nasıl söylemedin? Sen telefonunu mu değiştirdin? Ben çok aradım seni. Ben canım dedim aman canım. Benim kan bağım yoktu, onlarla gönül bağım vardı. Bak ben senin için buraya geldim. Bir yudum ne olur. Bana bakar mısın? Ne olur bir yudum için. Ne olur. Safiye. Yalvarıyorum. Safiye Hanım ne olur bir yudum için. Ne olur. Nasıl bir yudum için? Tamam canım. Biz ne yaptık? Allah'ım biz ne yaptık onlara? Yok. Ben seni ben güvenmekten bana bakıyor musun? Safiye Hanım, kötü olana bir şey yapmanıza gerek yok. Kötü kötü bu hayatta. Kötü kötüdür. Allah'ım, zarar verir, kötülük yapar. Benim yavrumu bir gözleriniz. Bak, ben çok araştırdım. Ben seni çok aradım. Telefon numaranı mı değiştirdin sen? Evet. Çok aradım seni. Bulamadım. Gittim taşındığın yerleri araştırdım, soruşturdum. Seni çok dedik aradım, yoktun. Bak. Tolga Bey'in bulunması lazım. Bulun onu bana. Onu bana bulun. Aldım, ne olur bulun. Çok yalvarıyorum size, ne olursunuz. Bak yine bunu yapacağız birlikte. Bende kanıtlar var. Birlikte yapacağız. Ve sen hiçbir şekilde itiraz etmeyeceksin. Birlikte yaşayacağız. Beni biliyorsun. Seni biliyorum. Ben itiraz istemiyorum. Hayır, el ele vereceğiz. Tek istedim onu bulun. Senin torunun dediğin benim kızım kardeşi oluyor. Birlikte büyüsünler. Ne olur beni kırma. Ben hiçbir şekilde itiraz istemiyorum. Ben senin için geldim. Senin için buradayım. Seni çok aradım. Anladın mı beni? Bundan sonra her şey güzel olsun istiyorum. Ben yapamam. Ben bunları öğrendikten sonra ben de yapamıyorum. Vicdanım rahat değil. Beni de anla. Safiye. Verim kesildi bir dakika. Benim dayanacak gücüm kalmadı artık ama. Tamam Safiye Hanım. Sen çok rica ediyorum. Tamam biz de. Benim acım, benim yaram kapanması, benim acımın hafiflemesini istiyorsanız bulun karşıma getirin koyun. Ben bir bulsam, bunlara böyle yapsın ister miyim? Böyle olsun ister miyim? Ben size söz veriyorum. O adamı bulacağız. O adam yargının karşısına çıkacak. Bunun hesabını verecek. Cezasını alacak. Şu saatten sonra en önemli şey sizin kızınız ve torununuz. Bakın Yudum Hanım, Kemal Bebeğin
bir kimliği yok. O kimliğin çıkması gerekiyor. Birlikte çocuğum, birlikte. Onun o şerefsiz kadını koydurmam abi, ben torunuma. Hayır, asla, asla. Hayata karışabilmesi için, ileride okuyabilmesi için bir kimlik çıkması gerekiyor. İlla ben o adamla ilgisi olması gerekmiyor o kimliği. Bir kimliği çıkınca rahat. Okur, istikbalini eline alır. Gerekli her şeyi yapacağız birlikte. Şöyle yapalım şimdi. El ele vereceğiz. Yudum Hanım, Safiye Hanım biraz sakinleşsin. Ona bir zaman tanıyın. Biz elimizdeki bütün imkanları kullanıp eski eşiniz Tolga Bey'e mutlaka ulaşacağız. Tamam. Zaten eminim kolluk kuvvetleri de yargı da kendisine ulaşacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Siz elinizden geldiğinin çok daha fazlasıyla destek olacaksınız, zaman tanıyacaksınız. Çok fazla üstüne gitmeden. O nasıl istiyorsa bu süreç öyle devam edecek. Safiye Hanım. Tamam mı Safiye Hanım? Arkadaşlar. İyisin değil mi Safiye? İyi. İyi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım Safiye Hanım. Sizi arkaya alalım. Ekip arkadaşlarım bekliyorlar. Gelin lütfen. Lütfen. Safiye. Lütfen. Onu bana bulacaksınız değil mi? Bulacağız. Bulunacak o. Benim acım anca o zaman hafifleyecek. Bulunacak o. Buyurun. Safiye. Tamam canım. Tamam canım. Yapacağım. Tamam canım. Tamam canım. Tamam şiddete hayır, istismara hayır. Eğer ki etrafınızda istismara uğradığını düşündüğünüz birileri varsa, tanıyor olabilirsiniz, tanımıyor olabilirsiniz, hiç fark etmez. Böyle bir şeyi hissetseniz dahi lütfen ve lütfen yetkilileri haberdar edin. Daha fazla canlar yanmasın, daha fazla hayatlar kararmasın, daha fazla aileler tarumar olmasın. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.